Çok beklenen altcoin rallisi sonunda başlıyor mu? Bu soruyu bana çok fazla sordunuz. Yorumlarda çok fazla ben bu soruyu gördüm arkadaşlar. Bununla ilgili video çekmek istedim. Biliyorsunuz ki Bitcoin bir anda 17.000'den 23.000'e atak yaptı. E CZ'nin 60 olduğu değişik tweetler, Elon Musk'ın <laughs> göndermeli tweetleri derken e, Bitcoin bir anda 23.000'e kadar çıktı. Şimdi çoğu yatırımcı nakitte kaldı şimdi ben size bir yanlışınızı söyleyeceğim arkadaşlar. Yanlışınız şu. Herkesi dinliyorsunuz. Bakın herkesi dinliyorsunuz. TikTok'ta, Twitter'da ben çok gördüm. Herkes Bitcoin 12.000'e kadar düşecek dedi. 10.000'e kadar düşecek dedi. Altcoin alım yapmayın dedi. Nakitte kalın dedi. Vesaire vesaire. Ben de inatlarına gittim. Avax aldım. Sol aldım. <laughs> Reç ref aldım. Bitcoin aldım ki önceki videolarımı görebilirsiniz arkadaşlar. İnatlarına gittim aldım ve danışanlarımı da gidin alın dedim. Alın dedim abi dedim. Büyükselecek dedim çünkü burada cezeli bir hareket yapacak dedim. Arkadaşlar bu benim ilk ayı piyasam değil. Ben daha önce bir tane daha ayı piyasası yaşadım. Ve bunları bir kere bir kere daha gördüm. Bir daha yaşamak istemediğim için hemen alımımı yaptım. Köşeye koydum stoplu bir şekilde. Yani zarar etmezdim. Stop koydum çünkü. Şimdi yanlışınız şu. Herkes dinliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen herkes dinlemeyin. Bir ortalama bulun. Kendinize dinleyebileceğiniz bir kişi seçin sadece. Sadece o bir kişiden başkasını dinlemeyin. Yani size ben dinleyin demiyorum tabii ki de. Ama dinleyebilirsiniz. Çünkü ben öyle çizgi çekip de hayal kuran Twitter fenomenleri gibi asla çizgi çekip de bu olacak şu olacak diye kendi hayal dünyamda bir e, grafik yaratmıyorum. Olanları anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğim. RSI çok sıkıştı. RSI çok sıkıştı ve hacimler çok büyüdü. Artık bir yerde Bitcoin'in kendisini bırakması lazım. Evet. Ee, ve aradaki o haftalık ortalama çok ortada kaldı. Benim düşüncem şu. CZ şu anda orayı tamamlamaya çalışıyor. En kötü ihtimalle Bitcoin'i ilk olarak 23.000'de daha sonra da arkadaşlar 26.000 ondan sonra 29.000'de görebiliriz. Ama ondan sonra büyük bir ihtimalle düşüş devam edecek. Niye düşüş devam edecek? Arkadaşlar piyasaların yükselmesi şu anda çok zor. Yani çok çok zor. Rally başlamayacak. Altcoin rally'sinin olma ihtimali çok çok düşük. Yani Bitcoin'in yükselme ihtimali bir rally yapması çok çok düşük bir ihtimal. Tabi bak ortalama toplamak için 29.000'e kadar yükseliş sağlayabilir. Stoplu olmakta fayda var her zaman için. Şu anda mı alım yaptın? Şu anda alım yaptıysan stop koyacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. E şimdi sana şunu söyleyeceğim. Grafiği açacağım. Bir grafik testleri bir gösterim yapacağım. Öyle bir Doğu falan bakacağız. Range Rover'a falan bakacağız. Aresaya bakalım. MACD'ye bakalım. Güzel bir ortalama sinyal çıkartayım ben size. E, kanala hala abone değilseniz... Abone olup bildirimleri açarsan beni mutlu edersin ve videoya bir like bırakarak bize destek olabilirsin. Şimdi sizlere long ve short sinyalleri bırakacağım. İsteyen arkadaşlar ticaret yapabilirler, trade yapabilirler. Onlara kalmış bir şey. Ee, o zaman başlayalım isterseniz. Öncelikle MACD sinyalinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Şunu şöyle bir büyütelim isterseniz. MACD sinyalini açtığımızda burada uzunlamasına bir yüksek hacim güçlü al görmekteyiz ve zayıf al görmekteyiz. Tabii ki de bunun en büyük etkeni Cezen'in CZ'nin yapmış olduğu işte CZ'nin almış olduğu Bitcoin'ler arkadaşlar. CZ Bitcoin aldığı için burada bir alım ve güçlü alımlar bulunuyor şu anda. Ee, onun dışında biliyorsunuz ki son alımlardan sonra artık buradaki zayıf al e, sinyalleri güçlü al sinyalleri dönmüş arkadaşlar. Burada bir güçlü alım özellikle tam da 20 17.900 bölgelerinde 18.000 bölgelerinde güçlü al bölgeleri çıkmış arkadaşlar. Burada güçlü alımlar meydana gelmiş. Şu anda baktığımızda bir zayıf al görmekteyiz burada. Yavaş yavaş bir zayıf al pozisyonları gelmeye başlamış arkadaşlar. Tam da bu kırmızı bölgede. Artık bir zayıf al. MACD sinyalinin yavaş yavaş e, turuncu sinyali aşağı doğru kırdığı bölge arkadaşlar. Zayıf al bölgesi oluyor. Burada büyük bir ihtimalle e, kısa bir düşüş yaşanması muhtemel arkadaşlar. MACD sinyali bize burada artık yavaş yavaş bir düşüşün olacağını söylüyor. Bu düşüş sebebi de tabii ki de RSI'nin sıkışması, işte hacmin yükselmesi, likit seviyelerinin yükselmesi gibi e, durmadan dolayı da e, büyük bir ihtimalle alt emirlerin algoritmayı desteklemesinden dolayı bir 20.500'lerde veya 20.000'lerde 20, bir alım noktası olma ihtimali fazla arkadaşlar. Şimdi gelin bir de üzerine doğu blok sistemine ve range flyer sistemine bakalım arkadaşlar isterseniz. Bunlar daha mantıklı olacak diye düşünüyorum ben. Buraya böyle bir silelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle şöyle bir aşağı indirelim. E, 4 bakmayacağım. Bunu arkadaşlar 45 dakikalıkta da bakmak istiyorum ben isterseniz. Daha mantıklı olur. E, ki zaten buradaki mekli üzerinde bu mekli üzerinde bakın güçlü sat kısmı görürsünüz büyük bir ihtimalle. Bakın tam burada bir zayıf sat ve artık yavaş yavaş güçlü dönüşen bir sinyal gelmeye başlamış arkadaşlar. Sat diyor sana yani. Elindekini sat. Short'a gir diyor sana yani. Şimdi burada bir öncelikle bir range flyer'dan bakmamak bakmak istiyorum. Son 45 dakikalık pozisyonda bize burada bir al pozisyonu vermiş arkadaşlar güzel bir şekilde. Burada bir yükseliş sinyali yakalamış bize. Yani buradan bir alım yapsaydık eğer ki ben Tabii de bunun sinyalini vermiştim VIP grubuma. Buradan bir alım yaptığımız takdirde güzel bir yükselişin temelini atmış olacaktık tabii ki de burada. Ve atmışız da görmüş olduğunuz gibi kaça kadar? Tam tamına 20.500'e kadar bir yükseliş. 21.500'e kadar bir yükseliş sergilemişiz. Şunu şöyle bir e, isterseniz tepe noktası olarak dur tutalım arkadaşlar. Şimdi şurayı bir kaldıralım. Şunları şöyle bir kaldıralım. E, şimdi bizim tabii ki de burada bir alım sinyali var ama fark ettiyseniz yavaş yavaş bir düşüş başlamış. Ve Mekdi aynı noktada bir bak Mekdi'ye bak Şuradaki mekli noktası tam da burada bir sat sinyali yani short sinyali vermeye başlamış. Peki bu short sinyali nereye kadar sürer? En son şuraya bakıyoruz bak. En sonki short sinyalinde tam da bu noktayı göstermiş bize. En sonki short sinyalinde. Yani bizim bu nokta gelebilecek bölgemiz olabilir. Yani 20.500 bölgesi, 20.400 bölgesinden sonra bir yukarı atlama, yukarı çıkma bölgesi olabilir arkadaşlar. O zaman şu taraf ne yapıyoruz? Bizim Sıçrama bölgemizi seçiyoruz arkadaşlar. Bizim sıçrama bölgemiz tam da 20.481 ile 20.339 arası bir long sinyali olma ihtimali fazla. Long sinyali diyorum bak long. Ee, büyük bir ihtimalle de ben şeyi buraya veririm. Stop noktamı şu taraf yaparım arkadaşlar. Bu da tam da şu nokta bizim stop noktamız olur arkadaşlar. Ee, kaç? 19.869 da benim stop noktam olur. Buradan ben büyük bir ihtimalle arkadaşlar kaç x girerim? Buradan büyük bir ihtimalle 10x veya 15x girebilirim. Yüksek bir işlemle girmeyeceğim arkadaşlar ben. Peki bunu yaptık güzel. Bunu bir fotoğrafını alalım şöyle arkadaşlar. Grafik resmini saklayalım. Bunu daha sonra şey atarız. topluluk kısmı atarız. Herkes görür burada. Şimdi şuradan da bir doğu blok sistemine bakalım isterseniz. Bir de yapmış olduğumuzu sinyali bir garantileyelim isterseniz. Doğu bile açtığımızda şöyle bir baktığımızda artık burada bir yükselişin olduğunu bize gösteriyor. Bu yükselişin yavaş yavaş kırılabilir bölgesini de bak bak bize diyor ki bak buradan dönebilir diyor bak gördün mü? Silver Smite burasını gösteriyor. Silver Smite bak tam da bu nokta. Burası bizim dönüş biletimiz olabilir. Dönüş biletimiz burası olabilir diyor. Şurayı biz bir yeşil yapalım. Ya da yok yeşil çok fazla sarı yapalım. Sarı olsun. Burası bizim dönüş noktamız olabilir diyor arkadaşlar. Hala yükseliş sinyali duruyor tam da bu noktada bak sat ve al sinyalleri. Tam da bak satı vermiş burada gördün mü? Bak bunu kapatıyorum. Bak sat vermiş gördün mü? Satı vermiş. Yani artık yavaş yavaş sat başlamaya başlıyor arkadaşlar. Yani burada büyük bir ihtimalle şu noktaya kadar bir düşüş olma ihtimali fazla. Yani şöyle bir düşüş olma ihtimali fazla. Buradan büyük bir ihtimalle yukarı yönlü bir atlama görebiliriz arkadaşlar. Bu iki yer arasında bir trade olabilir. Yani 20500 20, ile 21500 arasında güzel bir trade yapabiliriz arkadaşlar. Bu iki kısım arasında güzel bir trade görüyorum ben long trade'i. Short olmaz. Buradan short girmeyin. Artık long trade'ine bakarsın. Çünkü artık bu short'tan fazla kazanacağını düşünmüyorum ben. Hani şu iki kısım arası mükemmel gözüküyor. Peki şuraya bir 15 dakikalıkta da baktığımızda ne göreceğiz arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Ben 15 dakikalık da baktığımızda tam da düşündüğüm gibi arkadaşlar yavaş yavaş artık düşüş başlamış. Bakın doğu blok sistemi de artık yavaş yavaş kendini aşağı atıyor. Sat sinyalini buradan vermiş aşağı. Silver cross'umuzu buraya koymuşuz. Ve buraya koymuşuz arkadaşlar. Yani bize şu iki kısımda bir al sinyali vermiş. En alt kısımda bir stop sinyali vermiş arkadaşlar. Şu tarafta stop sinyalimiz. Yani güzel bir nokta var burada. Burada iki taraftan da bir long sinyali deneyebiliriz arkadaşlar. Buradan bize para kazandırabilir. Evet. Onun dışında alt altcoin'lere baktığımızda Ha şunu söylemeye çalışıyorum şu anda. Altcoin rallisi birazcık zor arkadaşlar. Altcoin rallisi düşünmüyorum ama en kötü ihtimalle aldığımıza baksa 35'lerde, 30'larda görebiliriz. Hani Bitcoin tabii 29'a falan çıkarsa 35 30'larda görebiliriz. Ethereum için de güzel gidiyor şu anda. Ethereum çok güzel bir yükseliş sağladı. Ethereum şu an için beklediğimiz nokta 1128'den bir yükseliş olması. Hani şunu demeye çalışıyorum. Bitcoin ne zaman 60 70 olur? O zaman altcoin rallisi başlar. Ama şu anda herhangi bir altcoin rallisi beklemiyorum arkadaşlar. Altcoin rallisi diyenler Hayallerini satıyorlardır. Hayallerle uğraşmayın. Ee, bizim için bu önemli olanlar arkadaşlar gerçekler. Gerçekler de bize bunları gösteriyor. Ben öyle çizgi çeken insanları sevmiyorum. Ben de çizgi çeken hayvanlardan değilim. Ben öyle çizgi çeken hayvanlara anlatmayın. Yani yok Fibonacci'ymiş, yok işte efendim e, destekmiş, dirençmiş. Bunları geçin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ee, yani yapılan birkaç tane indikatör var. Ki ben MACD indikatörünü ortalama... 5 yıldan beri kullanıyorum. Doğu blok sisteminin önce 1.0 vardı doğu blok sistemi sonra daha sonra 2.0 geldi. Tabii benim kendi ayarlarım var herkesin kendi ayarları var ama e, ortalama 2 yıldan beri bunu kullanıyorum. Range Flyder 5000 Close'u kullanıyorum ortalama 5-6 yıldan beridir. Yani dediğim gibi şu çizgi çekmekle bir yere gelinmez. Bunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yok yükselen trendmiş, çok düşen trendmiş. Bunlara kanmayın. Her Twitter fenomenine de kanmayın. Herkes dinlemeyin. Lütfen dinleyiniz. Bir insan olsun. Bir insana bağlı kalın. Bir insan dinleyin. Mesela ben bir insana bağlıyım. Ben kimi dinliyorum? Ben Dumumu dinliyorum. Dumundan başkasına gidip de bakmıyorum. Çünkü saçma geliyor bana yaptıkları analizler. Bir tane gerizekalı geçen çıkmış paylaşmış Twitter'da. Yok işte rally başlıyor. Şu olacak bu. Ya arkadaş. He başlıyor rally. He. Ya şimdi değil o. Şu an değil o. Şu an tam rally başlayabilir ama rally ben bitcoin 40 bine çıkmadan 60 bine çıkmadan rally olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Ee, kaldıraş işlem grubumuza gelmek isteyen arkadaşlarımız da telegram grubumuza gelerek oradan kaldıraş işlem grubumuza katılabilir. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay. Ha bu arada şunu söylemek istedim. Unutmayın da en azından. Bunlar benim gireceğim trade'ler. Bir de danışanlarımın gireceği trade'ler arkadaşlar. Bu yüzden trade'lerden kendiniz sorumlusunuz. Asla bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi vermemin sebebi şu. Adam stop girmiyor. 125 x'den işlem açıyor. Biz 10x'den, işlem açmaya korkarken adam 100x'den işlem giriyor. Yani bu yüzden yatırım tavsiyesi vermiyorum. Her koyun kendi bacına nasıldır. İsten yapar isten yapmaz. Bay bay.